Evden çıkıyor. Büyük bir ihtimal çarşıya gelirken bir aracın bir tanesi arka taraftan çarpıyor ve olay anında yaşamını yitiriyor. Maalesef karşı tarafta hiçbir şekilde ne tutuklanma ne bir gözaltı süreci ifadesini verip karşı taraf bir saat sonra serbest bırakılıyor. Ve maalesef biz babamın acısını yaşayamadan, ne yapmamız gerektiğini bilmeden çaba sarf ediyoruz ki sonuçta bizim canımız yandı. Başkalarının canı da yansın kesinlikle istemiyoruz. Yani sonuçta bu cezasız kalmamalı kesinlikle. Yani mutlaka bir hukuk süreci mutlaka kesinlikle olmalı. İnanılmaz derecede psikolojimiz bozuldu. Kesinlikle ne abim ne ben ki keza kuzenlerim bile uyku uyuyamıyoruz. Ben kendim normalde aktif araç kullanırken şu anda araç bile kullanamıyorum. Ya çok kötüyüz ya. Yani ne yaşadığımızı inanın bilmiyoruz. Biz bile bilmiyoruz. Şey yaptılar, dediler ki araç hiçbir şekilde fren yapmadı. Ki biz de gittik zaten olay yerine baktık. Hiçbir şekilde fren izi yok. Görüntülerde de zaten aracın inanılmaz derecede hızlı olduğu görünüyor. Babamın sosyal medyasına girdik. Arkadaşlık isteğinde bir de böyle dalga geçer gibi, alay eder gibi, bizim acımızın üzerine acı katar gibi de arkadaşlık isteği göndermiş. Neden gönderdiği de yani çok saçma. Ya anlam veremiyoruz gerçekten. Dalga geçiyorlar sanki bizimle. Basın, hangi basın? Sizin?